23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde yaptıkları çalışma ve hizmetler hakkında bilgi veren Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, artık günümüzde 5 günlük güvenilir tahminler yapabiliyoruz. İlk 3 gün içerisinde %80-90 tutarlılık oranına ulaşırken 3 günden sonra tutarlılık oranları düşmektedir, dedi. 23 Mart 1950 yılında Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servislerinin toplum güvenliği ve mutluluğu için çalışmalarına katkı sağlayan ve VMO'yu kuran, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan Dünya Meteoroloji Günü 1961'den beri her yıl bu şekilde tüm dünyada Dünya Meteoroloji olarak kutlanmaktadır. Meteoroloji malum olduğu üzere atmosferin sürekli hareketini takip eden, atmosferdeki dinamikleri, atmosferdeki kimyasal hareketleri, atmosferdeki fiziki hareketleri anlamlandırmaya çalışan bir bilim dalı. Tabii bu halkımızın özellikle son 10 sene, son 15 sene içerisinde özellikle meteorolojik haberlere odaklanmasında bu bilimsel çalışmaların vardığı seviyenin ne kadar ileri olduğunu görmekte yarar var. Bundan bir 10 sene, 15 sene öncesinde ancak 2 günlük tahminlere güvenilebilirken, teknoloji buna müsaitken artık günümüzde 5 günlük tahminlere varan 5 günlük tahminler de dahil olmak üzere çok güvenilir tahminlerle elde etme şansına sahip olduk. Hatta bunları şu an itibariyle Türk Meteoroloji olarak 10 güne kadar güvenilir tahminler anlamında 10 güne kadar çıkartma ile ilgili çaba ve gayretler devam etmektedir ve zaman içerisinde bunun Samsun Bölge Müdürlüğü olarak sosyal medya hesaplarından halkı hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirmek için tahminlerini yayınladıklarını belirten Asar şöyle konuştu. Samsun Bölge Müdürlüğü olarak sosyal medya hesabımızda vatandaşlarımızı elimizden geldiğince hızlı şekilde ve en doğru şekilde bilgilendirebilmek için tahminlerimizi burada yayınlıyoruz. Tabii burada çok enteresan geri dönüşler, çok enteresan tweetler olabiliyor. Bize işte yarın düğünüm var, hava nasıl olacak? Ya da işte bazen ev hanımları yarın çamaşır yıkayacağım ya da çamaşır yıkamam için müsait gün ne gündür? Şeklinde tweet atanlar.